Değerli izleyenler, deprem bilimci Profesör Doktor Övgün Ahmet Ercan'la birlikteyiz. Anadolu'yu konuşuyoruz. Şimdi efendim, siz de 2022'ye kadar Anadolu'nun birçok noktasında bu depremleri, deprem çıkarı yaşayacağımızı belirttiniz. Bazı noktalarda özellikle Kahramanmaraş vurgusu yapılmıştı ama siz diyorsunuz ki Balıkesir'in Sındırgı ilçesi için bir uyarıda bulundunuz. Evet, şimdi önce ilkini konuşalım. Elazığ depreminde 6.8 ile yapabileceği en büyük deprem o kadardı. Daha büyük olamaz. Yapamazdı yani. Oranın üretebileceği, yani Doğu Anadolu kırının üretebileceği en büyük deprem 7.1-7.2'dir. Kuzey Anadolu kırının ise 8'e kadar deprem üretebilir. İstanbul'un daha vahşidir. Batı Anadolu ise yaklaşık 7.3'e kadar üretebilir. Yani hepsinin üretebilecekleri en büyük depremler aşağı yukarı bellidir. İçişleri Bakanı 7.5 olabilir diye bir açıklama yaptı. İçişleri Bakanı nereden bilir bu işi? Şimdi dolayısıyla danışmanlarını sormuştur. Onlar da yanlış bir bilgi vermişler. Çukurova'nın bulunduğu kesimden, senin ilin Çukurova'nın olduğu kesimden, Adana, Kahramanmaraş'ın olduğu kesimde Doğu Anadolu kırığı bir dirsek yapıyor. Evet. Oradan Osmaniye'nin üzerinden Hatay'a ve oradan Filistin'e gidiyor ve oradan Etiyopya'ya birleşiyor. Şimdi biz bunun Kahramanmaraş'tan sonraki kısmına Ölüdeniz kırığı diyoruz. Ölüdeniz kırığının ise üretebileceği deprem büyüklüğü 7.5'a 7.6'ya kadar varabilir. Çok diri bir kırıktır. Kaldı ki senin ilin olan Çukurova'yı çukur yapan olay da bu depremlerdir. Hem dalma batma kuşağı hem Doğu Anadolu'na. Ova oluşmasını sağlayan depremlerdir. Ova oluşmasını sağlayan depremlerdir. Orası bir deprem ovasıdır Çukurova. Diğer türlü Adana'nın pamuğu o kadar ünlü olmazdı yani. Tarımı da ünlü olmazdı. Kaldı ki hocam mesela Çukurova'da toprağı kazdığınız zaman 4 veya 5 metre sonra kum çıkıyor. Deniz kumu çıkıyor zaten. Öyledir. Şimdi işte bu 35-40 metre kırıldı. Kırdıktan sonra bunun boşalmayan gerginlik bunun uçlarında toplandı. Şimdi gerginliğin bir kısmı Hazer Gölü ile Palu arasında duruyor. Oradan yüklenmeye başladı. Şimdi orayı kırarsa Palu ile Bingöl arasında olur. Orası şu anda depreme aday bir alandır. Diğer tarafta güneyde. Güneyde ise Malatya'ya kadar kırdı. Malatya ile Kahramanmaraş'ı kırabilir. Şimdi deprem büyüklüğü ne kadar olur eğer kırarsa? İşte yaklaşık bu kadar falan olur. Kahramanmaraş'tan güneye inerse ne olur? İşte o zaman her türlü olasılık var. Nasıl? Kahramanmaraş'tan o dirsekten Ölüdeniz kırığı olarak sürdürürse yani yıkıcılık 6.3'ten başlar. 7.5-7.6'ya kadar bu aralıkta bir deprem olması beni şaşırtmaz. Özellikle 500 yıldır bu bölgede o büyüklükte bir deprem olmuyor. Geçmişte olmuş. Antakya'yı ortadan kaldırmış sözün gelişi. Böyle bir deprem yineler mi? Yineler. Ama bizi dinleyenler hemen Ercan Hoca deprem olacak dedi diye algılamasın. Yani bu belirsiz bir zamanda olacak yani. Herhangi bir zaman veremiyoruz. Peki Ege için ne söylemek lazım? Ege'de deyim yerindeyse Beşiktaş sallanıyor. Siz de Ege'de, Sındırgı vurgusu yaptınız. Evet. Şimdi Ege'de kırık işleyişleri bir yaşlı kırıklar var. Onlar kuzey-güney doğrultusunda kırıklar. Bir de genç kırıklar var. Onlar göçüntülü doğu-batı doğrultusunda kırıklar. Mesela göçüntülü kırıklar daha etkin değil mi? Çok etkin. Büyük Menderes, Küçük Menderes, Gediz, Bakırçay gibi kırıklar. Keza Simav kırığı bunlar. Genç oldukları için bunlar 7.3'ü kadar deprem üretebilir. Bir daha bunların bir de babaları var, yaşlı kırıklar.
Bunlar da genellikle kuzey-güney doğrultusunda uzanırlar. Aynı Akhisar'daki kırık gibi. Şimdi bunların üretebilecekleri en büyük deprem ise yaklaşık 6'dır. Şimdi burada olan 5.8'lik deprem nasıl bir depremdir? İşte olması gerektiği kadar bir depremdir. Ha, bu depremin arkasından daha büyük bir deprem gelirse ne olur? 6 dolayında falan olur. Daha büyüğü gelirse 5.9. Çok yıkıcı bir deprem falan değil anladığım kadarıyla. Hayır, burada depremin yıkıcı olabilmesi için 6.4'ten daha büyük olması gerekiyor. Şimdi burada benim korkum şu. Şimdi orada da aynı Elazığ depreminde olduğu gibi şu anda artçı deprem gibi olmuyor. Artçıları da var ama tekil depremler var içinde. Bu demektir ki küçük küçük kırarak ilerliyor. Ne tarafa doğru ilerliyor? Balıkesir'e, Sındırgı'ya, Bigadiç'e doğru ilerliyor. Şu ana kadar 15 kilometre falan kırdı. Şimdi öyle bir noktaya geldi ki şu anda Balıkesir il sınırlarına yükleniyor. Zaten İstanbul'dan İzmir'e gidenler bilirler. Tam o yol, İstanbul-İzmir yolu deprem, kırığın üzerinden geçiyor. Kırığın, evet, kuşağı, deprem kuşağının üzerinde yer alıyor. Şimdi eğer öyle bir noktaya yaklaşıyor ki Simav'dan gelen daha genç olan göçüntülü sağ atımlı kırıkla kavşak noktasına çok yaklaştı. Şimdi ben kavşak noktalarından çok korkarım. Şimdi kavşağın bir tarafında Sındırgı var, bir tarafında Bigadiç var. Balıkesir'in ilçeleri. Sındırgı zaten çok kırıklı yer demek. Çok fazla deprem olduğu için. Çok da güzel bir isim vermiş aslında. Evet. Bölgeye de. Mesela Balıkesir de Türkçe bir kelimedir. Bal ve kesirden gelmemiştir o. Balıkesir de çok deprem olan yer demek. Bunlar Türkmenlerin vermiş olduğu isimlerdir o bölgede. Yaşayarak. Tecrübe ederek değil evet, mi? Evet. Dolayısıyla Balıkesir öyle bir yerdir ki Anadolu'da, tıpkı Bursa gibi, hem Batı Anadolu depremlerinden etkilenir, hem de Marmara depremlerinden etkilenir. Yani ikisi de Balıkesir'de birleşirler, etkilenirler. O nedenle Sındırgı'dır adı, o nedenle Balıkesir'dir adı. Peki yakın zamanda deprem olma ihtimali, elbette ki bilmiyoruz, tarih veremiyoruz ama hani o siz değerlerden anlayabiliyorsunuz. O konuda yani yakında bir deprem olacak diyemem. Ama şu anda çok çekinceli bir yere geldi. Eninde sonunda burada deprem yapacaktır. Yani Bigadiç Sındırgı'nın bulunduğu yerde Gelembe, Bigadiç ve Sındırgı'nın bulunduğu kesimde yani 6 dolayında ya da daha büyük bir deprem gebedir orası. Gebedir.